Herkese merhaba çocuklar. Bugün sizlerle vatandaşlık temasının tasarrufu öğreniyorum metnini işleyeceğiz. Hadi hazırsanız başlayalım. İlk olarak hazırlık çalışmalarımız var. Hazırlık çalışmalarımızdaki ilk soru, enerji kaynakları nelerdir? Enerji kaynakları neler olabilir acaba? Hadi biraz düşünelim. Evet, enerji kaynakları güneş, rüzgar, su, elektrik, doğalgaz gibi dünyamızda bulunan ve günlük hayatımızda kullandığımız enerjilerdir. İkinci sorumuz, enerji kaynaklarını kullanırken nelere dikkat edersiniz? Sizin dikkat ettiğiniz birkaç şey var mı? Mesela boş yere israf etmemek ya da ihtiyacımız kadar kullanmak gibi. Üçüncü maddemizde ise metni dikkatlice dinleyelim diyor. Metni dikkatlice dinleyeceğiz az sonra. Ama önce gelin bir metnimizin görsellerini inceleyelim. Tasarrufu öğreniyorum metninin görselleri sizce neler anlatıyor? İki tane musluğumuz var. Birinden su akıyor, diğerinden akmıyor. Bir tane geri dönüşüm kutumuz var. İki tane de ampulümüz var. Biri yanıyor, biri yanmıyor. Acaba bu metnimizin konusu ne? Hadi bunu dinleyerek öğrenelim. Tasarrufu öğreniyorum. Can, annesi, babası ve dedesiyle yaşıyordu. Üçüncü sınıfa giden Can, bir gün dedesiyle televizyon izlerken "Tasarruf ediyorum, çevreyi koruyorum." diye bir cümle duydu ve dedesine "Dede, tasarruf etmek nasıl bir şey?" dedi. Can'ın bu sorusu karşısında mutlu olan dedesi cevapladı. "Sevgili torunum, tasarruf elindekini dikkatli kullanmak demektir. Tasarruf, insanın sahip olduğu her şeyin değerini bilmesi ve ona göre yaşamasıdır. Bu çok faydalı bir davranıştır ve birçok yolu vardır." dedi. Dedesinin bu sözleri karşısında çok heyecanlanan Can, "Peki dedeciğim, nasıl tasarruf edebiliriz?" dedi. Can'ın bu sorusundan sonra dedesi ve Can konuşmaya başladılar. Dedesi, "Tasarruf etmenin birçok yolu vardır. Mesela ihtiyacımızdan fazlasını almamak bunlardan biridir." Can, "Annem her zaman babama ekmeği fazla alma, israf oluyor sonra diyor. Bu tasarruf mu demek?" Dedesi, "Evet Can, bu tasarruf oluyor. Ben sana başka bir örnek daha vereyim. Aldığımız kıyafetler eskimemişken ve ihtiyacımız olmamasına rağmen yeni kıyafetler almamız tasarruf etmediğimizi gösterir. Bu yüzden ihtiyacımız olduğu zaman alışveriş yapmalıyız. Aynı zamanda geri dönüşüm yapmak da tasarruftur. Kağıtları, kartonları, pilleri, plastik şişeleri çöpe değil, geri dönüşüm kutusuna atmalıyız." Can, "Bizim okulumuzda kağıtlar, kartonlar, piller, cam ve pet şişeler için çöpten farklı renkli kutular var. Demek onlar tasarruf etmemiz içinmiş," dedi. Can gitgide heyecanlanıyordu. Bunu fark eden dedesi gülümseyerek anlatmaya devam etti. "Su kullanımında da çok dikkatli olmalıyız Can. Mesela ellerimizi yıkarken ve dişlerimizi fırçalarken suyun kapalı olmasına özen göstermeliyiz. Banyodayken fazla su tüketmemeliyiz. İşimiz bittiğinde her odanın ışığını kapatmalı, boş yere elektrik harcamamalıyız. Bilgisayar, televizyon, radyo gibi elektrikli aletlerin fişlerini işimiz bitince çekmeliyiz. Buzdolabımızın kapağını daha az açmalı, elektrik israfını önlemeliyiz. Ancak tasarruf sadece maddi bir şey değildir. Vaktimizi iyi değerlendirerek zamandan da tasarruf edebiliriz. İşlerimiz varken televizyon başında oturup vakit kaybedersek zaman israfı yapmış oluruz," dedi ve ekledi. "Tasarruf sadece evde yapılmaz. Bulunduğumuz her ortamda fazla enerji israfından kaçınmalıyız. Okuldaki elektrik, su ve diğer okul malzemelerini de israf etmeden kullanmalısınız. Tüm bu davranışlarla hem ailemize, hem ülkemize, hem de dünyamıza faydamız dokunur. Çevremiz, geleceğimiz ve bütçemiz için
Enerjimizi verimli kullanmış oluruz. Duydukları Can'ın çok hoşuna gitti ve "Dedeciğim, demek ki etrafımda sürekli tasarruf etmenin örnekleri varmış. Bu öğrendiklerimden sonra çevremiz için daha çok tasarruf etmeye çalışacağım. Teşekkür ederim," dedi neşeyle. O günden sonra Can, tasarruflu davranmak için daha dikkatli olmaya başladı. Okuldaki arkadaşlarına da tasarrufun önemini anlatarak onları bu konuda daha dikkatli olmaları için uyardı. Evet çocuklar, metnimizi dinledik. Hadi şimdi etkinliklere geçelim. Bakalım ilk etkinliğimiz neymiş? İlk etkinliğimiz dinlediğiniz metnin konusu ne olabilir? Anlayabildiniz mi dinlediğiniz metnin konusunu? Neler olabilir? Hadi bakalım neymiş? Dinlediğimiz metnin konusu tasarrufun önemi ve nasıl yapılabileceğiymiş. İkinci sorumuza geçelim. Metindeki görselleri inceleyelim. Görseller metnin anlaşılmasına katkı sağlıyor mu? Yorumlayalım. Hazırlık çalışmasındaki görseller, metindeki görseller sizce metnin anlaşılmasına katkı sağladı mı? Bunu kitabınıza yazmayı unutmayın. Geldik üçüncü etkinliğimize. Metne farklı bir başlık yazalım diyor. Bizim metnimizin başlığı neydi? Evet, tasarrufu öğreniyorumdu. Peki siz olsaydınız bu metne hangi başlığı koyardınız? Kitabınıza yazmayı unutmayın. Geldik dördüncü etkinliğimize. Dördüncü etkinliğimiz bize diyor ki, yandaki afiş sizce ne anlatıyor? Hadi bununla ilgili bir yazı yazalım. Yandaki afişi inceleyelim mi biraz birlikte? Neler varmış? Diyor ki yandaki afiş, beni açık unutmayın, gerektiğinde kullanın. Acaba bu yukarıdaki ampul mü? Yoksa bu elektrik kullanımı ile ilgili bir etkinlik mi? Bence öyle. Hadi bakalım, bunu da kitabınızın üstüne yazmayı unutmayın. Geldik beşinci etkinliğe. Hadi tasarrufla ilgili kendi afişimizi hazırlayalım. Afişimize güzel bir slogan yazmayı unutmayalım. Hepinizin afişini çok merak ediyorum. Eminim hepiniz çok güzel yapacaksınız. Bunu da kitabınıza çizmeyi unutmayın, olur mu? Geldik altıncı etkinliğimize. Altıncı etkinliğimiz çok eğlenceli görünüyor. Aşağıdaki cümleleri resimlerdeki çocuklardan hangisi söylemiştir? Cümleleri resimlerle eşleştirelim. Hadi önce bir resimleri inceleyin biraz. Evet, birinci cümleyle başlıyoruz. İlk cümlemiz, plastik şişeyi geri dönüşüm kutusuna attım. Acaba çocuklardan hangisi plastik şişeyi geri dönüşüm kutusuna atmış? Metinden de hatırlayalım, Can'ın dedesine demişti. Kağıtları, kartonları, plastik şişeleri çöpe değil geri dönüşüm kutusuna atalım demişti. Bakalım hangi çocuk yapmış bunu? Evet, hepiniz doğru bildiniz. Tebrik ederim. Geldik ikinci cümlemize. Odamdan çıkarken ışığı kapattım. Elektrik israfını önlemek için odasından çıkarken ışığı kapatmış. Peki sizce hangi çocuk? Evet, doğru bildiniz. Hepinizi tebrik ederim. Geldik üçüncü cümlemize. Dişlerimi fırçalarken suyu boşa akıtmadım. Ne güzel bir davranış. Bakalım hangi çocuğumuzmuş, bulabildiniz mi? Evet, buldunuz. Geldik dördüncü cümlemize. Oynayabileceğinden çok oyuncağı olmasına rağmen yeni oyuncak isteyen kardeşime evdeki oyuncaklarını hatırlattım. Peki sizce bu hangi resim? Evet, bunu da doğru bildiniz. Hepinizi tebrik ederim. Geçelim 7. etkinliğimize. 7. etkinliğimiz, hadi metnin hikaye haritasını oluşturalım diyor. Metnin hikaye haritası içinde hikayenin adını, hikayede geçen olayı, kahramanları ve yeri istiyor. Hadi ilk kutucukla başlayalım. İlk kutucuğumuz hikayenin adı. Hikayemizin adını hatırlıyor musunuz? Neydi hikayemizin adı? Evet, doğru hatırladınız. Tasarrufu öğreniyorum. Geldik ikinci kutucuğumuza. Hikayede geçen olay neydi? Bakalım. Olay Can ve dedesinin tasarruf üzerine konuşmasıydı. Geldik üçüncü kutucuğumuza. Kahramanlar.
Kahramanlar kim olabilir acaba? Evet, doğru bildiniz. Can ve dedesi. Son kutucuğumuz yer. Yani hikaye nerede geçiyordu? Evet, Can'ın evinde geçiyordu. Hepinizi tebrik ederim. Geldik 8. etkinliğimize. 8. etkinliğimiz, Can dedesinden öğrendiği tasarrufla ilgili bilgileri arkadaşlarıyla paylaşıyor ve onları israf etmemeleri için uyarıyordu. Siz tasarrufla ilgili öğrendiğiniz bilgileri kiminle paylaşmak isterdiniz ve ne söylerdiniz? Hadi paylaşmak istediğiniz kişiye bir mektup yazın. Böylelikle bilgiler daha da çok kişiye ulaşabilir. Bu mektubunuzu kitabınızın üzerine yazmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Geldik 9. etkinliğimize. 9. etkinliğimiz bize diyor ki, kırmızı yazılı kelimelerin zıt anlamlarını şekillerin üzerindeki kelimelerden bulalım. Sonra kelimelerin yanlarındaki boşluklara yazalım. Hadi başlayalım birinci cümlemizle. Neymiş birinci cümlemiz? Tasarruf etmek fakirlikten kurtarır. Peki kırmızı yazılı kelimemiz neymiş? Fakir. Acaba fakir cümlesinin zıt anlamlısı neydi? Bakalım. Doğru bildiniz mi? Evet, hepiniz doğru bildiniz. Fakir kelimesinin zıt anlamlısı zengin. Geldik ikinci cümlemize. Çok kolay yollarla tasarruf edebiliriz. Kırmızı yazılı kelimemiz kolay. Acaba kolay kelimesinin zıt anlamlısı neydi? Hepinizin bildiğine inanıyorum. Ve evet, hepiniz bildiniz. Zor. Geldik üçüncü cümlemize. İsraf etmek yanlış bir şeydir. Kırmızı yazılı kelimemiz yanlış. Acaba yanlış kelimesinin zıt anlamlısı neydi? Evet, doğru. Geldik dördüncü cümlemize. İhtiyacın kadar al, diyor bize dördüncü cümle. Kırmızı yazılı kelimemiz ise al. Acaba almak kelimesinin, yani al kelimesinin zıt anlamlısı neydi? Evet, ver. Geldik beşinci cümlemize. Çöpleri çöp kutusuna atarak dünyayı güzel bir hale getirebiliriz. Kırmızı yazılı kelimemiz güzel. Acaba güzel kelimesinin zıt anlamlısı neydi? Çirkin. Doğru bildiniz. Geldik altıncı cümlemize. Tutumlu olan mutlu olur. Peki mutlu kelimesinin zıt anlamlısı neydi? Üzgün. Evet. Geldik yedinci cümlemize. Yiyelim, içelim, israf etmeyelim. Kırmızı yazılı kelimemiz israf. İsrafın zıt anlamlısı sanki bizim metnimizin başlığında da geçiyordu. Neydi? Evet, tasarruftu. Tebrik ederim. Geçelim 10. etkinliğimize. 10. etkinliğimiz bize diyor ki, aşağıdaki paraların içindeki kelimeleri örnekteki gibi kumbaraya yerleştirin. Bakın, örnekte elektrik kelimesini bulmuşlar ve üstünü çizmişler. Sizden de paraların içindeki diğer kelimeleri kumbaranın içinden bulup üstünü çizmenizi istiyorlar. Hepiniz bu etkinliği yaparken çok eğleneceksiniz, eminim. Kitabınızın üzerine yapmayı unutmayın. Geldik 11. etkinliğimize. 11. etkinliğimiz, aşağıdaki güzel sözleri yazalım. Kenarlarını istediğimiz şekilde süsleyelim diyor. Güzel sözleri okuyalım. Damlaya damlaya göl olur. Sakla samanı, gelir zamanı. Tasarruf ediyorum, çevreyi koruyorum. Bu güzel sözleri güzel yazınızla kitabınızın üzerine yazın. Olur mu? Evet, etkinliklerimiz bu kadardı. Şimdi bir serbest okuma metnimiz var. Hepinizin bunu okumasını istiyorum ve eminim çok seveceksiniz. Serbest okuma metninden sonra da tema değerlendirme sorularımız var. Tema değerlendirme soruları sizin konuyu ne kadar anladığınızı, etkinlikleri ne kadar iyi yaptığınızı ölçmek için yapılan bir çalışma. Lütfen hepiniz dersten sonra tema değerlendirme sorularını da cevaplandırın.
Bugünlük dersimiz bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere çocuklar.